Felsefe Atölyesi'nden herkese selamlar, sevgiler, sevgili arkadaşlarım, güzel öğrencilerim, biricik öğrencilerim nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. AYT denemelerinizde en güzel şekilde gidiyordur. 12'de 12 hedefimizi unutmuyorsunuz. Hadi başlayalım. Bu denemede de 12'de 12 yapalım. İlk sorumuz Ortaçağ Felsefesi ile ilgili bir soru. Ortaçağ Felsefesi'nin önemli ismi olan Agostinos'u görüyoruz. Agostinos'un karşı çıktığı felsefeyi soruyor. Karşı çıktığı problemi soruyor. Bakalım hangisine karşı çıkmış. Bir yaratıcı fikrinin sorgulanmaya başlaması binlerce yıl öncesine dayanır. İnsanlar bu sorgulama yaparken farklı farklı sorulara cevap bulma ümidi taşımışlardır. Kuşkusuz Söz gelimi evrendeki düzenin tesadüf eseri olup olmayacağı ya da her bir var olanın bir sebebe gereksinim duyması dolayısıyla sebepsiz bir var olmanın mümkün olup olmayacağı soruları Tanrının varlığını sorgulamaya itmiş olabilir. İnsanları bu tür sorular aracılığıyla Tanrının var olduğunu kanıtlamaya çalışmışlardır aslında. Ama evrende bulunan ve insanların hoşnut olmadığı bazı durumlar dolayısıyla Tanrının var olmadığını iddia eden ve bu kanıtlamaya çalışanlar da olmuştur. Değerli arkadaşım, şuraya kadar ne var? Tanrının varlığının e, kanıtlanmasıyla ilgili durum var mı? Var. Peki Agustinus'un hiç görüşü var mı? Yok. Yani burası giriş kısmı. Yani burası aslında beni pek fazla ilgilendirmeyen bir kısım. Sadece soru hakkında ipucu veren kısım. Onu da söylemiş olalım. Peki devam edelim. Tanrı'nın yokluğunu ispat etmeye çalışanlar ise Agustinos İtraflar adlı eserinde şöyle cevap vermiştir. Buraya dikkat edelim. Ah Tanrım ne olur beni duy bu sınavı kazanayım demedi biz diyoruz. Devam edelim. Vah insanların işlediği günahlara Gerçi bunu söyleyen de bir insan ve sen onun günahlarına merhamet ediyorsun. Çünkü sen onu yarattın ama içindeki günahı sen yaratmadın. He? Yani sen günahın kendisini yaratmadın. Sen mutlak iyi olansın. Günahı yaratan kim? Biz zavallı insanlarız. Kötülüğü de yaratan kimdir? Biz zavallı insanlarız. O halde hangi probleme karşı çıkar? Tanrı'nın varlığını kanıtlama problemine karşı çıkar mı? Çıkmaz. Tanrı varlığını kabul eder. Tümeller problemi var mıydı? Yoktu hocam. İrade özgürlüğü var mı? Bir seçim var kötülükte ama buraya da karşı çıkmıyor. İnsanların iradesi var diyor. Çünkü kötülüğü bir seçimimize göre iradeye karşı çıkmıyor. Peki kötülük problemine karşı çıkıyor mu? Evet çıkıyor. İşaret diyelim, nasıl olduğunu anlatalım. Değerli arkadaşım, ateistler kötülüklerin var olmasının sebebinin Tanrı olduğunu söylerler. Bu kadar kötülük varsa Tanrı neden bunları yok etmiyor ya da kendisi yok mudur diye sorular soruyor. İşte Agustinus diyor ki, kötülüklerin sebebi sen değilsin, bizleriz diyor. Dolayısıyla cevap D şıkkıdır. Gelelim 24 sorumuza. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? sorgulanmayan hayat yaşanmaya değmez yani Sokrates'in altını çizmeye çalıştığı temel bazı kavramlar vardır. Bunların başında bilgi ve erdem gelir. Sokrates bilginin a priori nitelikli olduğunu yani doğuştan geldiğini söyler. Zaten sahip olunan bilginin hatırlanmasıyla erdemli olunacağını savunuyordu. Yani neyi kastediyor adam? Şunu söylüyor. Diyor ki bilgi doğuştan gelir. Erdem doğuştan gelir. Sadece bunlar sonradan hatırlanır. Bilgili olmak ile erdemli olmayı özdeşleştirdiğini görüyoruz. Devam edelim. Ona göre kimse bile bile kötülük yapmazdı. Sokrates hayattaki en büyük kazancın erdemli bir yaşam sürmek olduğunu düşünüyordu. Sokrates'in ahlak felsefesi varsa arkadaşım eğer burası da görünüyorsa yazıyorum. Sokrates'in ahlak felsefesini gördüysen aklına bilgi gelsin. Çünkü ona göre bilgili insan kötülük yapmaz. Bilgili insan ahlaksız bir insan değildir. Kötülük sahibi olan, kötülüğü yapan bilgisiz olandır. Cahil olandır, bilgiye sahip olmayandır. Şimdi bakalım aşıkla başlıyoruz. Kötü ve adaletsiz bir yaşam sürmek kişinin kendisine verebileceği verebileceği en büyük zarar mıdır? Evet hocam, en büyük zarardır. Çünkü ne yapmıştır? Hatta kendine değil, aynı zamanda başkalarına da verebileceği zarardır. Çünkü kötü bir adaletsiz yaşam sürmek, bilgisiz bir yaşam sürmektir. Sorgulamamaktır, eleştirmemektir. Yani hayatın anlam ve amacını bilmemektir. İşte böyle bir hayat erdemsiz bir hayattır. Böyle bir hayat ahlaksız bir Sakin Sakinde olalım ve A ah şıkkını da işaretleyelim. 5 şıkkına bakalım. Erdemler toplumsal yaşam içinde zamanla toplum tarafından belirlenir mi? Değerli arkadaşım bu sana mantıklı gelebilir ama Sokrates için böyle değildir. Doğuştan gelir ele gitsin. Hakikatin sırrı sıradan insana kapalı dedi mi? Yani diğer insanlara bilge insanlara açıktır da işte sıradan insanlara kapalı diyebilir miyiz? Diyemeyiz ele gitsin. Peki epistemolojik gerçeklere ulaşmak yani bilgiye ulaşmak etik ilkelere sahip olmaktan mı geçer? Tam tersi. Bilgiye sahip olacak ki yani bilgiye sahip olacaksın ki ne yapasın? Ahlaklı olasın. Ne olasın? Etik ilke sahibi olasın. Biraz dilimiz e, sürtmüş olabilir. Kusura bakmayın. Devam edelim. Doğru bilgiye ulaşmak, dünyayı gözlemlemek ve deneyimlemek yoluyla mümkün müdür? Değildir hocam. Ne yapalım şimdi? Değerli arkadaşım 25. sorumuzu ekrana taşıyalım. Ekrandayız hocam. Neyi sormuş? Jean-Jacques Rousseau'nun Yalnız Gezer'in Düşlemleri adlı eserinden alınan bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Bize sorulan soru buymuş. Şimdi parçamıza bakalım. Birçok insan gördüm ki benden çok daha bilgince felsefe yaparlardı. Ama felsefeleri sanki kendilerine yabancıydı. Herkesden daha bilgin olmak istedikleri için nasıl kurulduğunu anlamak amacıyla dünyayı incelerlerdi. Ama bu kazayla rastladıkları bir makineyi gözden geçirmek merakından başka bir şey değildi. İnsanın yaratılışını öğrenmeye çalışıyorlarsa bunun nedeni ondan bilgince söz edebilmek içindi. Yoksa kendilerini anlayabilmek için değildi. Öğrenme hevesleri, merakları neymiş bilgince davranmak içinmiş. Kendilerini bilmek için değilmiş. Aslında olması gereken nedir? Kendini bilmek için felsefe yapmak gerekirmiş. Yani öğrenmenin temelinde kişinin kendisini anlayabilmesi ve bilmesi gelecekmiş. Değerli arkadaşım şimdi aşıkına bakalım. Yaşamın ereğini anlamak için felsefe yapmak gerekir. Yani yaşamın anlamını ve amacını anlayabilmek için felsefe yapmak gerekir mi? Evet gerekir ama burada vurgulanan sanki başka bir şeydi. Direkt elleyemediğimiz için bırakalım. Merak etmek hakikate ulaşmanın en önemli adımıdır. Diğer adımlar az önemsizdir dedik mi? Hayır hocam ele gitsin. Peki gerçek bilgelik olgusal dünyayı yani dış dünyayı deney ve gözleme tabi tutarak anlamak mıdır? Bundan bahsedildi mi? Hayır hocam. İnsanın öğrenmeyi kendini bilmek için istemesi gerekir. İnsanın kendisini anlaması için bunu yapması gerekir. Denildi mi? Denildi hocam. Dolayısıyla A şıkkını da eleyebilirim. Cevap D şıkkıdır. E şıkkına da bakalım. Bilge olabilmek için bilmeyi ve öğrenmeyi sevmekle mümkün müdür? Mümkündür. Ama parçada bu var mı? Yok hocam. Cevap D şıkkı diyelim ve diğer sorularımıza geçelim. 26. sorumuzda Maslow'un ihtiyaçlar yarısı sorulmuş ve denilmiş ki buna göre ifadelerin ihtiyaçlar hiyerarşisine göre aşağıdan yukarıya doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Öncelikle biz kendimiz bir çizmeye çalışalım, hatırlamaya çalışalım hocam. En altta ne var arkadaşım? Fizyolojik ihtiyaçlar var. Yeme var, içme var, susuzluk var. Dolayısıyla bunu yazalım. İkinci ihtiyacımız nedir? Güvenlik ihtiyacıdır. Yani başımızı sokacağımız güvenli bir yer olması lazım. Daha sonra nedir? Ait olma ihtiyacıdır. Bir yere ait olabilme, onlar tarafından kabullenmedir. Daha sonra ne var arkadaşım? Daha sonrası farklılaşabiliyor bazı kaynaklarda ama şöyle diyebiliriz. İşte bilme ihtiyacı vardır. Ondan sonra değerli arkadaşım sanatsal ihtiyaçlar vardır. En zirvede kendini gerçekleştirmeye vardır. Şimdi bakalım. Bir ile başlıyorum. Bir bireyin bilimsel konuyu bilme isteği ve araştırma isteği. Bilme isteği nerelerde? Neredeyse 3. dördüncü sırada. Kalsın hocam. Bir üniversite öğrencisinin kalabileceği yurdu araması güvenlik ihtiyacı mıdır? Başını sokacağı bir yer midir? Evet. O halde sana 2 yazıyorum. Bir belki olabilir. O yüzden iki yazıyorum. Peki devam edelim. Bir kişinin kendisini ve başkalarını olduğu gibi kabul etmesi. Bu nedir? Kendini gerçekleştiren bir bireyin özellikleridir. Dolayısıyla buna da son yazmış olalım. Peki bir çocuğun ailesi ve arkadaşları tarafından sevilme ihtiyacı, saygı duyulma ihtiyacı, ait olma ihtiyacı nerede yazmıştık? Değerli arkadaşım 3. sırada yazmıştık. E bir olmadığına göre bu ikiyi bir yapalım. Burayı 2 yapalım. E burası son olduğuna göre bura 3, burada 4'tür. Sıralayalım değerli arkadaşım. 2 ne olacak? 1 numara olacak. 2 olmayanları eliyorum. Sonra 2 4 3 3 yanlış olmuş. 2 4 1 ve 3 olacak. Dolayısıyla cevap nedir hocam? D şıkkıdır. Yanlışta işaret demeyelim. Gelelim 27. soruya. Bu parçaya bir başlık yazılmak istense en uygunu ne olur diye sormuş parça okuyalım. Modern yaşam koşulları beraberinde yaşamın kaçılmaz bir parçası olan stresi ve stresin etkilerini daha çok gündemimize getirdi. Stres bireyin yaşamlarını fiziksel, ruhsal, sosyal, davranışsal olarak etkileyen kronik birçok hastalığı tetikleyen bir durum olarak karşımızda durmakta onunla nasıl başa çıkılacağı ve bunun için hangi yolların kullanmak gerektiği bugün en çok konuşulan konular arasında yerini almış durumda. Hem içsel hem de dışsal kaynaklı olan stres bireyin hayatını güçleştirmekte, bedensel ve psikolojik olarak ne yapmakta? Hayatını tehdit etmektedir hocam. Örneğin bireylerin herhangi bir gereksinimli, belirli nedenlerden ötürü karşılayamaması ya da çözümleyemedikleri problemler karşısında yaşadıkları karmaşa ve kaos durumunun stres yasa yaratması olağan bir durumdur. Fakat stres bireylerin yaşadığı zorluklarla baş edebilmesinde, kendini geliştirmesinde, bunu eylem alanına yansıtabilme düzeyine bağlı olarak bireylerde motivasyon aracı olarak da kullanılabilir. Yani stres her zaman kötü bir şey değildir. Yaşadığınız stres Aynı zamanda olumlu bir stres olabilir. Motivasyon kaynağınız da olabilir. Şimdi bakalım hangi başlık koysak en uygun olur? Stres ile başa çıkmanın zorlukları. Başa çıkmanın zorlukları şunlar şunlardı deli mi? Pek demedi bir kalsın. Peki geçmişten günümüze tarihsel olarak stresten bahsettik mi? Hayır hocam. Peki stresi önleme yöntemleri şunlar şunlardı denildi mi? Hayır hocam. Peki stres ve stresin yaşamımıza etkisinden bahsettik mi? Evet. Olumlu özelliklerinden de bahsettik. Olumsuz özelliklerinden de bahsettik. Dolayısıyla çok güzel bir cevap olur diyelim ve diğer sorumuza geçelim. 28. sorudayız. Bu sorumuzda bir parça verilmiş ve parçada vurgulanmak istenen nedir? Bize sorulan bu. Şu vurgulanmak istenen altını çizelim ve parçaya bakalım. Herhangi bir oyunu oynarken hızla akan 4 saat hastanede beklenen yarım saatten daha kısa algılanır. Ya da çok güzel bir manzara dikkatimizi çekse bile almayı düşündüğümüz bir araba markasını gördüğümüzde odak noktamız değişir. İnsanların sıklıkla yalan söylediğini gören bir kişi insanların güvenilmez olduğu algısına kapılabilir. Vurgulanan nedir hocam? Algının bireysel faktörlerden daha çok etkilendiğini söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Peki algının oluşumunda duyumların olduğunu söyleyebilir miyiz? bu parça olmasaydı söyleyebilirdik. Çünkü duyum ile algı arasında herhangi bir ilişki kurulmamış ele gitsin. Peki algının kişiden kişiye değiştiğini söyleyebilir miyiz? Gerçekten söyleyebiliriz. Ama parçada asıl vurgulanan bu değil bireysel faktörlerden etkilendiğini ifade etmektedir. Ele gitsin. Peki sosyal ve çevresel değişkenlerin algıyı etkileyebileceği mümkün müdür? Mümkündür. Ama parçadaki sosyal ve çevresel faktörlerden daha ziyade bireysel faktörler var. E şıkkına bakalım. Her bireyde algı yanılmaları hiç algı yanılmasından bahsetmedik. Söz konusu bile etmedik. Ele gitsin cevabımız A Hemen level atlayalım. 30. sorumuza bakalım. Bu parça aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir? Bireylerin doğduğu kültür içinde yaşamı boyunca kazandığı her türlü bilgi ve beceriyi ifade eden kavram hangisidir? Short videosuyla vurguladık. Ekstra ekstra söyledik. E tekrar sorularında söyledik. Dolayısıyla şu paragrafı okuduğunda değerli arkadaşım bilmen gereken şey nedir? Sosyalleşmedir. Diğer ismi nedir? Toplumsallaşmadır. Daha sonra hocam neden okudunuz ya daha doğrusu neden okumadınız demeyin. Çünkü bakın bireylerin doğduğu kültür içinde yaşamı boyunca kazanacağı her türlü bilgi ve beceri sosyalleşme yoluyla elde edilir. Cevap da D diyelim ve diğer sorularımızı ekrana getirmeye çalışalım. Bakalım ekranı aldık mı? Evet, hemen hemen aldık hocam. Bakıyoruz. 29. soruya bakıyoruz. Bu parçada modernleşmenin etkileriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Modern dünyanın birer parçası olarak hepimiz atalarımıza kıyasla daha çok ve çeşitli tehlikelerle karşı karşıyayız. Artık bilgiye ulaşmak geçmişe göre daha kolay olsa da yanılma ihtimalimiz bir o kadar fazladır. Tıbbi olanaklar ne kadar artmış olsa da sağlığımızı kaybetmemize sebep olan koşullar aynı oranda artıyor. Hayatımızı idame ettirmek için çalışabileceğimiz alanlar daha çeşitli ama emeğimizin karşılığı olan gelir ihtiyaçlarımızı giderme noktasında nispeten daha sınırlı. Bu nedenle artan rekabet toplumsal eşitsizliklere neden olduğu gibi samimi ilişkilerin yaşanmasını da zorlaştırıyor. Yani modernleşme olanakları yanında olumsuzlukları da beraberinde getiren bir çağdır, bir dönemdir hocam. Modernleşme evet birçok artısı var, bir o kadar da olumsuz tarafı yani eksisi var. Şimdi bakalım enformasyon alanındaki gelişmeyle Bilgi kirliliği meydana gelmiş midir? Yani bilgi artmıştır ama bir o oranda da bilgi kirliliği artmıştır diyebilir miyiz? Evet hocam. Peki pratik yaşamın sorunları teknolojinin gelişmesiyle çözümlenmiştir. nokta diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Evet, pratik yaşamın sorunlarını çözebilecek birçok alet ve edevat yapılmıştır ama bir o kadar da sorunu beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla bu yanlış olmuştur. Peki Olumsuz yönde toplumsal değişmeye neden olmuş mudur? Evet olmuştur. Beklenen ekonomik refahın sağlanmasında yetersiz, sınırlı kalmıştır dedik mi hocam? Dedik. Peki toplumsal çözülmenin oluşmasına zemin hazırlamış mı? Maalesef hazırlamıştır. O eşitsizlikler yarattığı için o işte ne yaparak samimi ilişkilerin yaşanmasını zorlaştırarak toplumsal çözülmeye neden olmuştur diyebiliriz. Peki bakalım 31. soruya. Bu parçada aşağıdaki kavramların hangisine yönelik bir açıklama yapılmamıştır. Hemen hemen her toplumda bir takım eşitsizliklerle belirlenmiş yararşık yapılar vardır. Yararşık yapıyı gördüğümüzde hemen aklımıza getirmemiz gereken tabloyu yapıyorum. Ne diyorum? Alt, orta ve üst sınıf diyorum. Dolayısıyla bu benim aklıma neyi getirecek? Toplumsal tabakalaşmaya getirecek hocam. O halde toplumsal tabakalaşmadan hemen bahsedildi diyebiliriz. Hatta bazı toplumlarda bu yapılar bireylerin yaşamları boyunca sosyal konumlarını belirlemiş ve içinde bulunduğu konumun gerekliliklerini yerine getirmesi konusunda bireyler üzerinde zorlayıcı yaptırımlar uygulamıştır. Bireylerin bulundukları pozisyonları değişimine izin vermemiştir. Öncelikle sosyal konum nedir hocam? Sosyal konumumuz bizim statümüzdür. Peki bu statünün, bu konumun gerekliliklerini yerine getirme nedir? Bizim rolümüzdür. Peki pozisyonları değiştirme yani bireylerin bulundukları alandan başka bir yere geçme, başka bir tabakaya geçme ya da inme olayı nedir hocam? Bu da toplumsal hareketliliktir. Toplumsal çözülmeden bahsedilmedi. cevabımız E şıkkıdır diyelim ve diğer sorularımıza geçelim. 32. sorumuz bir mantık sorusu ve bize sorulan şey buna göre aşağıdaki sorulardan hangisi mantığın ilgi alanına girer? Değerli arkadaşım mantığın ilgi alanına giren şey biçimsel olandır. Mantığın ilgi alanına giren şey nedir? İçeriğin kendisi değildir. Biz içerikle, içeriğin doğruluğuyla ilgilenmiyoruz. Akıl yürütmenin biçimine ve formal haline bakıyoruz. Şimdi direkt olarak şıklara bakalım. Akıl yürütme yöntemleri doğuştan zihinde var mıdır gibi bir sorgulama mantığın alanına girer mi? Girmez. Felsefenin alanına girebilir. Eleyelim gitsin. Peki bir düşüncenin doğruluğu belirleyen şey nedir? Şu 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 şudur. Mantık der mi? Demez hocam. Bir önermenin eşdeğerliği nasıl denetlenir? Mantık bunu yapar mı? Yapar. Hatta bunu sembolik mantık yapar. Hatta bunu niceleme mantığı yapar. Dolayısıyla bu inceleme alanına girer. Mantık ilkeleri gözlem ve deney sonucu mu oluşmuştur? Bu mantığın ilgi alanına girmez. Mantıkta gözlem ve deney yoktur hocam. Peki olmayan bir şeyi düşünmek mümkün müdür? Bu da mantığın alanına girmez. Cevabımız C şıkkıdır. Hemen yan tarafa geçelim. Diyor ki bu soruda buna göre verilen çıkarımların hangisinde tam tüme varım söz konusudur? Tam tüme varımın tanımına bakalım. Özel veya tikel önermelerden genel veya tümel önermelere doğru yapılan akıl yürütmelere tüme varım denilir. Tüme varım eksik ve tam tüme varım olarak ikiye ayrılır eksik tüme varım bütünü meydana getiren unsurların bir kısmından yola çıkarak genel yargılara ulaşan bir neymiş tüme varım örneğiymiş. Tam tüme varım ise bütünü meydana getiren bütün üyelerin incelenmesi sonucunda genel yargıya varılan bir akıl yürütmedir. Bakalım hocam. A şıkkı. Pazartesi, salı, çarşamba günleri hava güneşliydi. O halde bütün hafta hava güneşli olacak. Peki nerede Perşembe? Peki nerede Cuma? Peki nerede Cumartesi? Dolayısıyla bu eksik tüme varım olmuş. Devam edelim. Ayşe'nin fizik, matematik ve edebiyat derslerinden notları yüksektir. O halde tüm notları yüksektir. Nerede felsefe? Nerede diğer dersler? Yok. O halde bu nedir? Eksik tüme varımdır. Rize ve Giresun Karadeniz şehridir ve bol yağış alır. O halde bütün Karadeniz şehirleri bol yağış alır. Nerede Samsun, nerede Trabzon, nerede Zonguldak bunlar yok. Dolayısıyla eksik tüme varım olmuş. Devam edelim. 11 A sınıfındaki öğrencilerin felsefe yazılı notları 70'in üzerindedir. O halde 11 A sınıfı öğrencileri felsefe dersinde başarılıdır. Bütün 11 A sınıfını gözlemledik mi? Evet. Bütün hepsinin notları 70'in üzerinde mi? Evet. O halde bu tam tüme varımdır. Aradığım cevaptır. E şıkkına da bakalım. Bu yıl ilkbahar ve yaz ayları kurak geçti. O halde yılın tamamı kurak geçecek. Hocam nerede kış? Hocam e, nerede sonbahar? Yok. Dolayısıyla eksik tüme varımdır. Diyelim ve son sorumuza geçelim hocam. Tüm şıkları tek tek açıkladık. Sonra hocam açıklamıyorsunuz demeyin arkadaşlarım. Ne diyor? Buna göre aşağıdaki çıkarımların hangisinde doğru bir şekilde ters döndürme yapılmıştır. Ters döndürme nedir? Önermenin niteliğine dokunmadan öznenin karşı talini yüklem yapmaktır. Yüklemin karşı talini de özne yapmaktır. Değerli arkadaşım tamam bunu tanımı bilebilirsin ama bu tanımı yapabilmek için şu kuralı bilmen lazım. Ters döndürmenin dört temel kuralı vardır. Onun kısa yolunu yazıyorum. Nedir hocam? Erol motor satardır. Yazalım mı? Yazalım. Ne demek bu hocam? E'den O'ya gideceğiz. O'dan O'ya gideceğiz. A'dan A'ya gideceğiz. Peki burada hangi harf eksik? I. Yani I'nın da nedir hocam? Ters döndürmesi yoktur. Şimdi bakıyorum A şıkkına. Her insan yeteneklidir. Her insan yeteneklidir. Nasıl bir önermedir? Tümel olumlu bir önermedir. Yani A mıdır hocam? Evet. A'dan nereye gideceğim? Yine A'ya gideceğim. Her yetenekli olmayan insan olmayandır. Hocam buradaki e, şeyin kendisine bakmıyorum, kurala bakmıyorum. Öncelikle herle başlamış bu nedir? Tümel olumlu mudur? Evet, Tümel olumludur. Dolayısıyla doğru olan yapılmış mı? Yapılmış hocam. Devam edelim. Yani ilk olarak yapılıp yapılmadığına bakacağız. Sonra kurala bakacağız. Bütün ağaçlar yeşildir. Nasıl bir önermedir? Tümel olumludur. Nedir hocam? A'dır. O halde güzel. Peki hiçbirle başlamış ve sonu değildir de bitmiş hiçbiriyle başlıyorsa bu tümel olumsuzdur. E tümel olumsuz nedir? E'dir. Hiç A'dan E'ye gideceğimi söylendi mi? Hayır hocam. Dolayısıyla burada kural hatası var. Ele gitsin. Bazı ağaçlar yeşildir. Nedir hocam bu? Tikel olumludur. Ama tikel olumun ters döndürmesi olmaz. Direkt ele gitsin. Peki devam edelim. Bazı insanlar mutlu değildir. Nedir? Tikel olumsuz. Yani odur. Peki devam edelim. Bazı mutlu olmayanlar insan olmayandır. Peki O'dan nereye gidecektik? O'dan O'ya gidecektik. Bu nereye gitmiş? O'dan I'ya gitmiş. Bu olmayana sakın kanma. Çünkü bu onun karşıt talidir. Dolayısıyla bu da yanlış olmuş. O'dan O'ya gitmesi gerekirken O'dan I'ya gitmiş. Son kısma gelelim. Hiçbir sanatçı yaratıcı değildir. Bu nedir? Tümel olumsuz. Yani E'dir. E'den nereye gidecekmişiz? O'ya gideceğiz. Ama hiçbirle başlamış. Yani yine tümel olumsuzluğa gitmiş. Yanlış hocam E'den E'ye gitmeyecekti. E'den O'ya gidecekti. Bunu da eğiliyorum. Dolayısıyla kuraldan A şıkkının doğru cevap olduğunu buluyorum. Şimdi gelin ters döndürmenin kendisini yapalım. Her insan yeteneklidir demiş. İnsanın karşı halini yüklem yapacağım. Yeteneklinin karşı halini de özne yapacağım. O halde her yetenekli olmayan insan olmayandır. Süper bir ters döndürme olmuş diyelim ve burada denememizi bitirelim. Bir sonraki denemede görüşürüz. Hoşçakalın.